Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu salatil havfi. Bu bahis salatul havf hakkında. Şimdi havf korkmak demek. Aslında namaz sebebine muzaf olmuş. Korku anındaki namaz. Korkulu haldeki namaz. İşte düşmanla karşılaştığında, savaş halinde veya başka korkulu hallerde kılınan namaz. Hukmuha ve sebebuha. Bunun hukmu ve sebebi. Yani salatul havfin hukmu nedir? Ve sebebi nedir? Hangi sebepler olduğunda bu namaz kılınabilir? Hiye bu salatul havf caizetün caizdir. Bi huduri aduvvin. Yani düşmanın karşısında, düşmanın karşısında diyelim ki Müslüman ordu ile kafir ordu karşı karşıya gelmişler. Düşmanın huzurunda namaz, korku namazı kılmak caiz. Ev sebu'in veya yırtıcı hayvan. Yırtıcı hayvan mesela saldırmak üzere olan yırtıcı hayvanlar var. O zaman orada da diyelim ki 5-10 kişi var. Yarısı namazını kılacak. Yarısı ona karşı kendilerini koruyacaklar. Ötekiler kıldıktan sonra savunmaya geçecekler. Öbürleri gelip kılacaklar. Ve bir havfi garakın ya da boğulma korkusu. Boğulma. Mesela suda boğulma korkusu. Ev harakın ya da yanma korkusu. Bu sebeplerden dolayı ne yapılırmış? Korku namazı kılınır. Evet. Peki. Nasıl kılınacak? Şimdi onun keyfiyetini izah ediyor. Keyfiyetüha korku namazının kılınış şekli. Bu iki türlü kılınma şekli var. Burada göreceğiz bunları. Ve izâ tenâze'al kavmü fissalâti halfe imâmin vâhidin. Cemaat bir imamın arkasında namaz kılmada anlaşamadıkları zaman, tenazu tartıştıkları zaman, mesela ikisi ya da şu da olabilir, tenazu burada yani iki imamın, iki cemaatin tamamının bir imam peşinde namaz kılmaları mümkün değilse ya da kılmak istemiyorlarsa o zaman ne yapacaklar? Feyec'alühüm İmam onları kılar. Taifeteyni. Efendim, iki grup kılar. İki grup. Tamam mı? İki grup kılar. Peki. Vahidetün bir grup bi izâ il adüvvi. Düşmanın karşısında. İza. İza, hiza. Bunlar karşısı demek. Ve yusalli bil uhra. İmam diğer gruba kıldırır rak'aten bir rekat mine's sünaiyeti. Sünaiye. İki rekatlı namazdan. Mesela sabah namazını kılacaklar. Orduyu kaç ayırıyor? İki gruba ayırıyor. Veya birliği efendim bir grubuna iki rekatlı namazdan bir rekat kıldıracak. Ve rak'ateyni iki rekat kıldırır mine'r rubaiyeti. Dört rekatlı namazlardan iki gruba ayırdı ya, birinci gruba iki rekat kıldırıyor imam. Evil magribi ya da akşam namazı. Akşam namazı üç rekat. O zaman iki rekatını birinci gruba kıldırıyor. İkinci gruba da iki rekatlı namazda ikinci rekatı kıldırıyor. Efendim üç rekatlı namazda tek rekat kıldırıyor onlara. Ve temdî ilel adüvvi müşâten. Ve temdî o birinci grup kılar, gider, devam eder. İler adüvvi düşmana müşaten, yürüyerek, yaya. Şimdi arada mesela o namazı bozmuyor. Bak dikkat edin. Şimdi iki grup ayrıldığını düşünün. Bir grup imamın peşinde iki rekatlı namazda bir rekatını kıldı. Bunlar kıldıktan sonra düşmanın karşısına gidecekler. Düşmanın karşısındakiler gelecek. İmamla beraber onlara göre birinci rekat, imama göre ikinci rekat.
İmam bunlara da ikinci zekata kıldıracak. Onlar ne oldu? Mesbuk oldu. Tamam mı? Bak birinci grup evvela imamla beraber kılıyorlar. Dört rekat namazda da iki rekat. Akşam namazında iki rekat. İki rekatlı namazlarda bir rekat kılıp gidiyorlar onlar. Selam vermeden. Bir rekatı kılıyorlar. İmam ayağa kalktığında onlar gidiyorlar. Konuşmadan tabii ki. Düşmanın karşısına gidiyorlar. Oradakiler geliyor. Tamam mı? He? Oradakiler geliyor. Onlar da imamla ikinci zekatı kılacaklar. Ama onlara göre birinci zekat, imama göre ikinci zekat. Bu şekilde kılacaklar. Ve ce'et tilke, o düşmanın karşısındakiler gelecek. Fesalla bihim, imam onlara kıldıracak. Ma bakiye, kalanı. Kalan ne? İki rekatlı namazlarda bir rekat. Dört rekatlı namazlarda son iki rekat. İmama göre son iki rekat. Akşam namazı gibi namazda tek rekat. Hocam bu ilk gelen grup şey mi oluyor? Lahik hükmünden mi oluyor? Onlar lahik hükmünde oluyor. Değil mi? Evet. Ve selleme vahdehu. İmam ikinci grup geldikten sonra onlara kaç rekat kıldıracaksa kıldırır. Selam verir. Selamını bekleyecekler yalnız cemaat. İkinci gelen grup cemaat. Fezehebu. Bu sefer o ikinci grup cemaat giderler. İler adüv ve düşmana yürüyerek. Bu sefer ötekiler gelir. Birinci grup kılmıştı ya. Bu sefer gelirler. Lahik hükmünde oldukları için şey okumazlar. Söyleyin. Fatiha zammı sure okumazlar. Tamam mı? Sümme ca'atil ula. Sonra birinci grup gelir. Birinci grup geldi. Yani ikinci grup gittikten sonra. Birinci grup, tamam mı? Ve etemmu bila kıraatin. Bak, namazlarını kıraatsız tamamlarlar. Çünkü bunlar layıktırlar. Ve sellemu, selam verirler. Ve medav, efendim devam ederler. İşlerine devam ederler. Ancak ikinci grup gelmese de orada kılsalar, yani önce bir imama uymuşlar diye önceki grup. Onlar düşmanın karşısına gittiler. Gelip imamın olduğu yere de gelebilirler. Oldukları yerde de kılabilirler. Çünkü öteki grup imamla beraber kıldı. Onlar düşmanın karşısına gittiler. Orada da kılabilirler. İmamın kıldırdığı yere de gelebilirler. İmamın kıldırdığı yere gelirlerse efendim orada da kılsalar. Orada da kılsalar Fatiha Sami Sure okumayacaklar. Layık okumdeler. Sümme ca'atil uhra. Sonra diğer grup gelir. O diğer grup hangisi? Yani ikinci grup. Bir rekat zaten imamla kılmışlardı. Bundan sonra tekrar gelecekler. İnşa'u dilerlerse. Dilerlerse demek. İsterse orada da kılabilirler. Ve sallev. Kılarlar ma bakiye. Kalanı bir kıraatin kıraatle. Niye kıraatle kılıyorlar? Mesbuk. Çünkü onlar mesbuk oldu. Mesbuk ne demekti? Birinci rekatta imama uymayan kişi imam selam verdikten sonra kalkarlar. Efendim ne yaparlar? Kıraat okuyarak namazlarını tamamlarlar. Bu tabi efendim bir ifadesi bunun. Bu çok zor yalnız. Bugün cemaatin bunu yapması çok zor. Aşağıda gelecek esas nedir? İki grup yapılacak topluluk. Birinci gruba bir imam baştan sona kadar iki rekatse iki, dörtse dört, üçse üç kıldıracak. Ondan sonra onlar gidecekler düşmanın karşısına. Ötekiler gelecek, ötekiler de başka bir imam kıldıracak. Esası yani cemaatin şaşırmaması için. Ötekinde bak. Şimdi burada iki grup var. Bir grup imamla beraber kıldı. O gitti. Bunlar geldi. Bunlar kıldılar. Bunlar gitti, ötekiler yine, şunlar gelecekler bu sefer tekrar ya da gelmedin orada tamamlayacaklar iki veya dört. Efendim ikide bir kılacaklar, dörtte iki kılacaklar. Akşam namazını tek rekat kılacaklar. Bu çok zor şey ama şu gruba bir imam, bu gruba da bir imam olursa hiçbir sıkıntı yoktur. Tetimmetü ahkâm-ı salâtil havfi. Korku namazının hükümlerinin tetinmesi, ikmali yani
bunları tamamlayan birkaç mesele. Sizinkinde de öyle mi? Teferrikat mı? Orası başka. Burada bir başlık yazmış. Ve inişteddel havfü, eğer düşman karşısında korku artarsa, yani düşmanların saldırısından korkuyorlar. Hani onların karşısında duran bir grup da bunlara mukavemet edemeyecekse, sallev kılarla rükbanen, binitli olarak, binitli. Binit üzerinde imayla. Kıbleye de dönmeleri şart değil. Hangi tarafa ise. Görüyor musunuz? Namaz bu kadar önemli. Yani düşmanın karşısında bile olsalar. Furada tek tek. Bil imai imayla ila iyi cihetin kaderu. Hangi tarafa kılmaya gücleri yeterse. İlâ eyyi cihetin hangi tarafa kaderu gücleri yetersin. Velem tecüz bila hudur aduvvin, bu korku namazı düşman olmaksızın caiz olmaz. Korku namazı ya düşmandan korku halinde olacak, ya yırtıcı hayvandan, ya boğulmaktan, ya yanmaktan, o zaman olabilirmiş. Ve yüstehabbü, güzel olur hamlü silahı, silahı taşıması fissalati, namazda, namazın içerisinde indel havf, korku halinde. Silahını da çıkarmaz. Ola ki bir saldırı olursa hemen namazı bozup cevap verecekler. Tamam mı? Silahı da üzerlerinde taşımaları. Zaten silah eskiden kılıç. Kılıcın üzerinde taşıyacak. Şimdiki silahlar değişik tabii. Taşıyabildiği silahları üzerinde taşıyabilir. Ve illem yetenaze'u fis salati. Eğer namaz konusunda nizalaşmazlarsa cemaat. Halfe imamin vahidin. Bir imamın peşinde. Yani ötekinde nizalaşıyorlar. Hep diyorlar ki biz aynı imamın peşinde namaz kılarız. Birinci de oydu. Hepsi aynı. O zaman iki grup oluşturacak imam. Ayrı ayrı birer rekat ya da ikişer rekat kıldıracak. Tamam mı? Ha. Ama eğer böyle bir anlaşmazlık ortaya çıkmamışsa, hepsi de diyorlar ki biz bir grup bir imamın peşinde, bir grupta bir imamın peşinde kılsınlar diyorlarsa fel eftalü, eftal olan salatü kulli taifetin, her grubun namazını kılmasıdır bir imamın bir imamla. Mitle haletir emni, güven zamanında olduğu gibi, güven hali, emniyet hali olduğu gibi ne yapacak? O zaman şimdi yukarıdaki neydi? İnteraze oluyordu orada. Ve izâ tenâze'l kavmi fissalâti halfîm. Mesela cemaat orada bir imamın arkasında namaz kılma konusunda tartışmışlar. Hepsi diyor ki biz iki tane imamın peşinde namaz kılmayız. Bu imam peşinde kılarız. Nasıl edecek o zaman imam? İşte biraz önce söylediğimiz gibi. Bir gruba kıldırır. O gelir düşmanın karşısında namaz tamamlamadan. Öteki grup gelir onları da kıldırır kalanı. İmam selam verir. İmam selam verdikten sonra onlar gider. Öteki grup gelir kendilerini tamamlarlar. Ondan sonra İkinci gelen grupta ya bulundukları yerde ya da imamın kıldırdığı yere gelerek tamamlarlar bu şekilde. Ama burada mesele yok zaten. O ayetten İkinci. Atan bu mu hocam? Ayetten atan bu mu? Evet. Aynen. Ve izâ künte fîhim fe eğemte lehumus salâte fel tekum daifetun minhum ma'ak vel yâhudû eslahatehum fe izâ secedû min verâikum fel te'ti daifetun uhrâle yusallû fel yusallû ma'ak. İşte o korku namazı o. Ya? O. Ve izâ künte fîhim fe eğemte lehumus salâte فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكْ Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama korona namazı tarif edilmiş. Velhamdülillahi Rabbil alemin.